Arkadaşlar merhabalar tekrar. Sitavi derslerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde PDF dosyasında nasıl notlar alınır bunu göstermeye çalışacağım. Geçen dersimizde kategori bölgesiyle ilgili gelişmeleri anlattık. Sitavi'nin özellikle kategori ağacı yapıldıktan sonra bu kategori ağacını bir içindekiler kısmı olarak Word'a nasıl export ettiğini göstermeye çalıştık. Aynı şekilde kategori ağacını başka bir programda meydana getirerek özellikle Sitavi'ye nasıl entegre ettiğimizi göstermeye çalıştık arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde de belirttiğim gibi yani şu bölüm kategori bölümü, şu bölüm künye bölümü, şu bölüm ayrıntılı ve notlar bölümü, ayrıntılı künye ve notlar bölümü bu kısımda okuduğumuz PDF'ler bölümü arkadaşlar. Yani program tek başına mesela bize yetiyor aslında da. Ama tabii kullanıcılar daha nasıl yani programı nasıl kullanırlar onu bilemem. Yani bugünkü bir akademik dünya içerisinde bir akademisyenin ihtiyacı olduğu her şeye program cevap vermektedir. Tabii burada en önemli olan şey literatür taraması. Literatür taramasından sonra elde edilen literatürün düzenli bir şekilde fişlenmesi. Ondan sonra da fişlenen literatürün diğer dosyalarının eklenmesi ve kişinin, akademisyenin bu notlar arasında gezinmesinin kolaylaştırılması. Ondan sonra elde edilen mesela dosyaların dijitalleştirilmesi ve programa entegre edilmesi. Yani PDF'lerin eklenmesi ve PDF'lerin okunmasıyla notların çıkartılmasıyla bu tür konularda mesela program bize her türlü desteği sunmaktadır. Şimdi hemen konuyu birazcık daha böyle örneksel olarak anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Diyelim ki mesela bir tane PDF yani bir makale ekledim. Bakın mesela burada jurnal artikel bir makale ekledim. Makalenin mesela işte yazarın ismini, makalenin ismini, yayınlandığı periyodikin yani derginin ismini falan hepsini yazdık. Yazdıktan sonra da mesela PDF'si de var. PDF'sinde geldik, ekledik buraya. Bunların nasıl yapıldığını daha önceki derslerimizde size gösterdim. Bugün özellikle bir PDF'de nasıl not çıkartacağız? Yani notlar bölümüne artık girmeye başlıyoruz. Özellikle Sitavi konusunda. Şöyle PDF ekranı bakın şuradaki pencereyi genişlet bölümünden genişletiyorum. Genişlettikten sonra sağ alt kısmında bulunan mesela PDF'yi daha da mesela genişlet şekilde göstermeye çalışıyorum. Şu anda yani Sitavi'nin PDF okuyucusu içerisindeyiz arkadaşlar. Farklı bir PDF okuyucu içerisinde değiliz. Programın kendi içerisindeyiz. Şimdi biz mesela bir akademisyen olma yolunda ilerleyen bir arkadaş olarak diyelim mesela kendimizi o şekilde görelim. Elimize bir PDF geçtiği zaman ya da bir metni okuduğumuz zaman elbette hemen mesela bu metni okuyup da yorum yapamayız. Yani önce metni okurken mesela bize yararlı olabilecek kısımlarının metinde belirlenmesi lazım. Yani bu tespiti yapmamız lazım. Bu birinci okuma aşaması olarak mesela diyebiliriz. Şimdi biz künyeyi yazdık. Künyeyi yazdıktan sonra da birinci okuma aşamasına geçiyoruz. Bu birinci okuma aşamasında ise yani tespit yapmaya başlıyoruz. Yani yazar bize yani yazdığı makalesinde yani bizle ilgili ne yazmış onların tespitini yapmaya çalışıyoruz. Bu tespitleri yaparken hemen hızlı bir şekilde mesela tespitleri yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de nasıl şurada seçim aracı var. Bakın dikkat ederseniz şu seçim aracını kullanıyoruz. Bu ikisini daha sonra kullanacağız. Şu seçim aracını kullanıyoruz. Ve buradan da şu kısım quotation comments yani yorum ve alıntılarla ilgili mesela not üreteceğiz. Şimdi biz yazarın makalesini okumaya başlarken diyelim ki mesela yazar örnek ben vereceğim arkadaşlar hızlı olmak için. Şu kısımda mesela şu paragrafta ne yapmış? Beni ilgilendiren bir konu yapmış. Mesela işte Muş'un Osmanlı dönemindeki pozisyonunu anlatmaya çalışmış. Ben bunu okudum. Bunun bana ileride yarayabileceğini düşündüğüm için hemen ne yapıyorum? Şöyle mesela seçip de mesela seçmiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde bakın snap yapıyorum. Yani hemen şu kısmı seçiyorum. Seçtikten sonra şurada notlara bakın. Bunlar indirect quotation, summary, ondan sonra da comment. Yani bunlar pek farklı olabilir ama sizi şey etmez. Pek fazla buralara takılmayın. Buradaki programı kendi amacınıza göre mesela comment bölümünü alalım. Hemen bir not açalım. Evet. Notu açtık. Burada bir başlık var. Burada bir alan var. Burada başlık yazıyoruz. Mesela örnek verin. Bakın şu anda tespit yapıyorum. Yani yorum yazmıyorum mesela. Tespit yapıyorum. İşte Osmanlı döneminde evet, Muş'un pozisyonu. Evet. Hemen mesela bu konuda bir başlık attım. Başlığı attıktan sonra da bu konuda, bu bölümde ya da bu paragrafta diyelim mesela bu paragrafta yazar. Evet. Muş ile ilgili örnek veriyorum. Bilgi vermeye çalışmaktadır. Örnek mesela yazdım. Yazdıktan sonra sayfa numarası bakın burada 40 diyor. Hemen geliyorum bakın şu kısma.
açıyorum. Bakın tekrar açtım. Şu kısmı siliyorum. 40 yazıyorum. Yani sayfa numarası da veriyorum. Bu bölümün nereden alındığını göstermek için. Eğer burada da mesela bakın arkadaşlar kategori bölümüne isterseniz mesela kategoriyi de hemen açabiliriz. Yani mesela diyelim ki Muş'taki Muş'un gelişi örnek veriyorum mesela şuraya kaydettim bakın mesela kaydettikten sonra hemen okeyledim. Ne oldu? Bir not elde ettim. Yani PDF'yi okudum. Okurken mesela bir bölümün benimle ilgili olduğunu tespit ettim ve bunun tespitini yaptım. Buna bir başlık attım. Buna kısaca bir içindekiler yani bir bilgi ekledim ve bu bilgiyi ekledikten sonra okeyledim ve okumama devam ettim. Şu anda ne yapıyoruz? Tespit yapıyoruz. Evet. Bu tespitleri yaptık. Diyelim ki mesela aşağıya kadar ilerledik mesela. Şimdi bunlar ne oldu arkadaşlar? Bunlar böyle bir makaleden bakın bir makaleden notlar ürettim. Tekrar mesela o notu bu notu nereden aldığıma dönmek istiyorum dediğim zaman şurada mesela siyah bir şey var. Tıkladığım zaman hemen bu kısım bakın mesela belli bir renk çerçevesi içerisinde yani şu notu şuradan almışım gibi mesela bir alan bana mesela gösteriyordu. Şimdi bu bir kitap 150 sayfa notların mesela arasında kaybolmamak için hangi notu nereden almışım gibi gösterebiliyor bana program. Bu yönüyle mesela iyi. Şimdi biz ne yaptık bu derste? Bu derste bir PDF dosyasından nasıl not tespiti yapabiliriz onu görmeye çalıştık. Tespit ettiğimiz notu ne yaptık arkadaşlar? Yani sayfasını belirttik. Ondan sonra da buna bir kategori verdik. Peki bu ne demek mesela? Yani şimdi bundan mı mesela biz tezimizi yazacağız? Hayır. İlk başta bize lazım olan, kaynakta bize lazım olan yerlerin tespitini yapıyoruz. Daha sonra bu yerleri okuyacağız. Mesela bu kısmı geleceğiz bu kısmı da yorumlayarak mesela bu sefer bunun için dolduracağız. Ve yani tezimizi, makalemizi bu tür yorumlardan yazacağız. Yani ilk başta tespit yapıyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde size tespit yapmayı gösterdim. Bir sonraki derste yine görüşmek dileğiyle arkadaşlar.